Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kali Karanlığın Sesi 9. bölümdeyiz. Amrit rotasındayız. Ekibin içinde çatışma yaşandığı için Amala ve Lima toplantıdan ayrılmaya karar verir. Bu kavganın sonuçları korkunç olacak. Bölüm 9. Sonuçlar. Kime eşlik ediyorsun Yashvi? Ah pardon, sizi hemen tanıştırayım. Devadasi bize döndü ve utanarak gülümsedi. Bay Amrit Dubey. Hafifçe eğilerek tekrar adama döndü. Bu arkadaşlar tapınağı ilk kez ziyaret ediyorlarmış. Onlara büyük devimizden bahsettim. Yabancının bana baktığını fark ettim. Bir anda aydınlandım. Bu adamı daha önce gördüğümü hatırladım. Pardon. Victoria yanıtının önündeki caddede çarpışmıştık. Armit'in gözlerinden onun da beni hatırladığını anladım. Dudaklarında hafif bir gülümseme yayıldı. Armit seni hatırladı. Tapınakta işler nasıl gidiyor Yashvi? Alçak ama yumuşak ve melodik sesi sıra dışı tipine çok yakışıyordu. İstemsizce adamı incelemeye başladım. Uzun, ince, yüz hatları son derece düzgün. Esmer tenine rağmen gözleri renkliydi ve bu ona bir tür gizem katıyordu. İlginç bir kombinasyon. Hangi kasta ait acaba? Yüzüne de soramazsın. Yashvi'den öğrenirim. Yashvi adama hafifçe utanarak ama gözlerini ayırmadan bakıyordu. Adam bana döndü. Sizin adınız? Benim adım Amala Khan. İş için buradayım. İş arkadaşlarım da öyle. Armit her birimize bakıp başını eğdi. Kaola Şaktizm ile mi ilgileniyorsunuz? Sadece iş için. Bu dal benim ilgimi çekiyor. Kali hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Beni cezbediyor. Çok ilginç bir tanrıçaya benziyor. Bu dalın özünü anlamak için onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Sana bildiğim her şeyi anlatmaktan mutluluk duyarım. Yashvi ile tanıştığınız için şanslısınız. O bu konuda çok şey biliyor. Siz buraya sık sık gelir misiniz? Hayır, çok işim var. Ama her fırsatta Tanrıçaya adak sunar, Yashvi ile sohbet ederim. Şu an sizi meşgul ediyor muyuz? Baydu Bey başını salladı. Hiç de değil, size biraz zaman ayırır, belki birkaç sorunuza bile cevap verebilirim. Sorumuza mı? Şakti'nin Kali versiyonu ile ilgileniyorsunuz değil mi? Onunla bağlantılı pek çok ilginç bilgi, enteresan detaylar var. Acayip merak uyandırıcı. Bu adamla konuşmak gerek. Birkaç soru sorabilir miyim? İş arkadaşlarım ve ben Kali ile ilgili yanıtlarınızı duymak çok isteriz. Pekala, emrinizdeyim ama sadece birkaç dakikalığına. Sırasıyla Kali ile ilgili bildiğiniz ritüeller var mı? Kanlı ritüelleri var diye biliyorum. Sıradan olanlar da varmış. Bu doğru. Tantrik yolun aşamasına bağlı bu. Tantrik yol 7 aşamadan ibaret. Her bir aşama kendi ritüeline ve ruhsal zincirine sahip. Bunun sol ve sağ elin yolu nasıl bir ilgisi var? Sol olan karanlık yasak uygulamalar içerir. Sağ olan ise ılımlı, zararsız olanları. Örneğin çiçeklerin sunulması, ritüel danslar, kutsal metinlerin okunması gibi. Bunlar sağ elin yolu. Tantrik yolun 4. aşaması. Canlıları kurban etmek, şarap içmek ve et yemek karanlık tantrizmdir. Sol elin yolunun bir parçası. Sol elin yolunun tamamı karanlık uygulamalardan ibaret. Ancak buna izin verilmez. Bu yolun 5. aşaması. Çaldığım kitapta bunlar yazıyordu. Kaola Şaktizm için tek doğru yolun. Vahamaçra, sol elin yolu olduğu yazıyordu. Panchatatta'nın gizli ritüelinde insanlar et yemeli ve gerçekten çiftleşmeliymiş. Kaline'in tanrıçası, zaman ve yıkımın tanrıçası sayılıyormuş, doğru mudur? Kısmen ama daha derine bakmanız gerekiyor. Kastedilen yıkım, ölüm ve acı ile ilgili değildir. Yeniden doğuşla, yeni bir anlayışla ilgilidir. Kali yanılsamaları cehaleti ortadan kaldırır, zihni arındırır ve ölümün, yolun sadece bir parçası olduğunu, kaçınılmaz olduğunu öğretir. Kali iyilik mi, kötülük mü? Bildiğim kadarıyla bu oldukça tartışmalı bir konu ve insanlar Kali'yi çok farklı şekillerde algılıyor. Evet, Kali'nin mutlak bir kötülük ve zulüm tanrıçası olduğunu düşünürseniz yanılırsınız.
Çok yüzlü tanrıça bize dünyayı farklı açılardan gösterir. Ölümü kabul etmeyi öğretir, önyargıları yok eder. Kali saygı duyulduğunda yardımsever, görmezden gelindiğinde acımasız olabilir. Bu tanrıça yalnızca ölümden korkanlara karşı insafsızdır. Soru yok. Birkaç dakikalığına da olsa şaktizm dünyasında rehberiniz olmaktan keyif aldım. Teşekkürler, çok ilginçti. Anlatılanların hepsini biliyordum ama umarım Killian ve Lima adamı dinlemiştir. Pekala, şimdi gitmem gerekiyor. Size eşlik edebilir miyim? Sizin... Ay, Amrit'le konuşurkenki bakışları... Kendim giderim, teşekkür ederim. Ama... Yashvi, ben kendim giderim. Amrit Dubey bize veda etti ve tapınak salonundan ayrıldı. Lima ve Killian bir şey hakkında konuşmaya başladılar. Amrit ilginç birine benziyor. Bize sadece birkaç dakika verebildi ne yazık ki. Onun hakkında biraz daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Belki ona yetişebilirim. Hala zamanım var. Yap bunu. İş arkadaşlarıma döndüm. Burada bekleyin. Birkaç dakikalığına ayrılacağım. Amala, nereye gidiyorsun? Soruyu cevapsız bırakarak Amrit'in peşinden ikinci salona geçtim. Killian, Lima ile sohbet etmeye devam etti. Bay Dubey. Beni duyan Amrit şaşkınlıkla arkasını döndü. Amala, başka bir sorunuz daha mı var? Evet, özellikle Hinduizm konusunda çok bilgili birine benziyorsunuz. Kaba görünmek istemem ama belki acil bir durum yaşanırsa sizden yardım alabilir miyiz? Ne tür bir yardım? Belli bir bilgi, yerel kültürü çok iyi tanıyorsunuz değil mi? Amrit sırıtarak başını salladı. Bu kültürün yüzü olduğumu düşünün. Yani gerekirse sizinle iletişime geçebilir miyim? Bay Dubey birkaç saniye sustu. Düşünceli düşünceli yüzüme baktı. Evet. Sizi nasıl bulabilirim? Yashvi'ye sorun. O size her şeyi anlatacak. Şimdi gerçekten gitmem gerekiyor Amala. Bunun için mi elmas harcadık? Sadece başımı salladım ve Amrit bana gülümsedi. Amrit senin ilgini çekti. Ondan yardım sözü aldın. Ama yüzündeki gülümseme hızla kayboldu. Adam arkasını döndü ve hızla uzaklaştı. İlk salona döndüm. Kim bu adam? Kalküta'nın en saygın ailelerinden birinde doğmuş. Mevkii yüksek, sağlam eğitim almış biri. Bazen tapınağımızı ziyaret eder ve Tanrıçaya çok ciddi adaklar sunar. Bay Dubey her zaman çok kibar ve naziktir. Ve aynı zamanda tapınakla ilgilenir ve bize yardım eder. Yashvi ondan bahsederken öyle heyecanlı ki... Ona çok saygı duyuyorsun değil mi? Keşke sadece saygı duysa. Tabii ki o çok iyi bir insan. Bunun arkasında bazı duygular var sanırım. Doğrudan sor, çaktırmadan öğren. Yashvi, ondan hoşlanıyor musun? Ne? Ondan büyük bir sempatiyle bahsettiğini görüyorum. Devadasi tereddüt etti ve elindeki altın bileziklerle oynamaya başladı. Kızın yanakları kızardı. Öyle şeyler Yüce Kali Tapınağı'nda konuşmamalıyız. Hem benim bu tür şeyleri düşünmem bile yasak. Kıza biraz daha yaklaştım ve yumuşak bir sesle konuştum. Evet ama gönül ferman dinlemiyor. Yashvi telaşlandı ve gözlerini kaçırdı. Çok dikkatlisin Amala. Mantıklı ve dürüst bir insanın enerjisi var sende. Yalan değil, Bay Amrit her gördüğümde kalbim daha hızlı atmaya başlıyor. Bunun için kendimi ne kadar suçlasam nafile. Haklısın, gönül ferman dinlemiyor. Öyle safça aşık olmuş sevimli Devadasi'ye bakıp gülümsedim. O biliyor mu? Amrit. Ah asla. Ruhum ve kalbim Şakti'ye ait. Ben başkasına ait olamam. Lütfen bunu bir sır olarak sakla. Böyle şeyler düşündüğüm için bile cezalandırılabilirim. Elbette Yashvi. Kimseye söylemem. Kız gür kirpiklerinin altından minnetle bana baktı. Yashvi sana güvenmeye karar verdi. Amala. Yashvi ile ikimiz Killian'ın sesine döndük. Burada işimiz bitti mi? Sanırım. O halde gidelim. Akşam oldu. Hala yapacak işlerimiz var. Ne işlerimiz varmış? Rose ve ben bir araya gelip çalışmanın sonuçlarını konuşmaya karar verdik. Onayla başımı salladım. Yashvi ile tekrar görüşmek üzere vedalaştık ve ardından tapınaktan ayrıldık.
Bir süre sonra yöneticimizle buluşmak için yola çıkmıştık. Bay Roz bugün rehberle pazar yerindeydi, değil mi? Evet. Ne öğrendiğini merak ediyorum. İlginç olmalı. Daha çok bizim ona anlatacağımız ilginç olmalı. Bugünün sonuçları kafa karıştırıcı. Neden? Özel bir şey yok. Sadece kanlı ritüeller hep Kali ile alakalı. Kali hep yıkım getirir. Katil sol elin yolunu izliyor. Vahamatra, kurban ve kanlı ritüellerden ibaret. Tanrıçaya insanları kurban eden katil karanlık tantralara göre davranıyor belli ki. Evet, bu sonuca varıyoruz ister istemez. Havasız olan tapınakta öyle sıcağında terden sırılsıklam olduğumu anladım. Ayrıca taksi de çok sıcaktı. Yöneticimizle yapacağımız toplantıya biraz daha zaman vardı. Kıyafetlerimi değiştirmek istedim. Sırtıma yapışan giysilere ek olarak Rose'a katlanma ihtimali korkunç gelmişti. Meslektaşlarımı uyardıktan sonra Avrupa tarzında kıyafet satan bir dükkana uğradım. Bahar elbisesini alalım. Saçımı da yapsam iyi olur. Ratan Vaji dahil hepimiz kafeteryada toplandık. Sipariş ettiğimiz yemekler gelince huzur içinde akşam yemeğimizi yedik ve çalışmalarımızın sonuçlarını konuşabildik. Evet Bayan Kan, bugün ne öğrendiniz? Killian araya girdi. Biz... Bayan Kan mısınız? Yine başladı gıcıklığı. Amala bekliyorum. Killian ve Lima biraz şaşırmış bir şekilde birbirlerine baktılar. Ratan sessizce ve dikkatle yöneticimize baktı. Lightwood'a bile takıldığına göre morali bayağı bozuk. Sakin kalmaya çalışarak derin bir iç çektim. Katilin hangi felsefeye göre hareket ettiğini tespit ettik. Eylemlerini tahmin etmek veya birkaç şüphelinin arasından potansiyel bir suçluyu tespit etmek artık daha kolay olacak. Elimizde şüpheliler olsaydı bu bilgi faydalı olurdu. Olur belki. Henüz yerel tarikatları veya Kali'nin en ateşli takipçilerini araştırmadık. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Yararlı olabilecek bir bağlantı kullanacağım. Yerel tarikatlara dair bilgi toplayacağım. Geçmişteki benzer cinayetleri soruşturacağım. Tapınakta yerel bir devadasıyla, ayrıca yüksek statülü eğitimli bir beyefendiyle tanıştık. Zor bir durumda onlara danışabileceğimizi düşünüyorum. Bay Roz, bugün sizin ne öğrendiğinizi sorabilir miyim? Bay Vaji eşliğinde yerel tüccarlarla görüştüm. Amir üç kağıtçı olarak bilinirmiş. Çoğu zaman doğal taşlar yerine basit cam parçalarını satarmış. Fiyatlarını ise diğer tüccarlardan çok daha yüksek tutarmış. Ne üzücü, dürüst birine benziyordu. Üzülecek bir şey yok. Normal bir insan açgözlülüğü. Garip bir tablo ortaya çıkıyor. Bir çocuk katili, ölümcül hastalığı olan bir çocuk ve açgözlü bir sahtekar. Belli bir eğilimin olmadığını söyleyemem. Bu seçim kesinlikle bilerek yapılmış. Katil kendini bir tür yargıç sanıyor. Ölümcül hastalığı olan bir çocuğa neden ceza vermiş ki? Sorun da bu zaten. Dürüst olmak gerekirse bana her şey çok garip geliyor. İllüzyonlarımı da işin içine katarsak ne düşüneceğimi bilemiyorum. Kali'nin onuruna tantralar okuyan buhutlar. Vamachara'nın yolunu izleyen ve karanlık anneye tapan bir katil. Artık delirdiğimi falan düşünmüyorum. Belki de sana haklıdır ve ben diğerlerinden biraz daha fazlasını görebiliyorum. Bayan Kan, dalmışsınız. Neler düşünüyorsunuz? Ay, bunun da sürekli dikkati bizde. Ayrıntıları paylaş. Kulağa saçma gelebilir ama bence bütün bunlar birbirleriyle bağlantılı. Katil karanlık tantraları takip ediyor. İnsanların kafalarını keserek onları kurban ediyor. Ve her cesetin yanında ritüel işareti, bir iz bırakıyor. Kurbanlar şu ya da bu şekilde suçluymuş, çocuğu saymazsak.
Derin bir nefes aldım, sonra devam ettim. Bana gülmeyin ama bunda bir mistik şey var. Tuhaf, kötü bir önsezi var içimde. İş arkadaşlarım birbirlerine baktılar. Kötü bir önsezi mi? Evet, aslında bu teoriyi düşünmeden ve tüm ipuçları bir araya getirmeden çok önce katilin kaleye taptığını biliyordum. Onu rüyamda görmüştüm. İşte bunu demeyecektin. Bunu dedin şimdi Rose'u dinle dur. Sezgisel olarak mı bu sonuca vardığını söylüyorsun? Düşüncelerimi somutlaştırmakta zorlanıyorum. Sadece hangi yönde ilerlemem gerektiğini biliyorum işte. Bunu hissediyor gibiyim. Kimse bana gülmedi. İş arkadaşlarım bana inanmış gibi görünmüyorlardı. Ama yüzleri ciddiliğini koruyordu. Bunda garip bir şey yok. Sezgi sihir değildir. Bilinçaltının aktif çalışmasıdır. Bilgileri sindirir ve ayrıntıları bizim fark edebileceğimizden daha hızlı bir şekilde birbirine bağlar. Bir ön sezi böyle doğar. Rose dışında herkes dediğini takdir etti. Rose yüzünü buruşturarak başını salladı. Hayır, bu resmen, resmen komik. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu amala? Ne saçmalıyorsunuz? Bu boş lafları dile getirirken kendinize nasıl hala profesyonel diyebiliyorsunuz? Rose çok kabaydı ama kimse bir kelime etmeye cesaret edemedi. İşte bu yüzden. Bu yüzden kadınlara ciddi iş verilmez. Ya yuh ya. Nereden nereye geldin? Kendini bir şey zannetmeye, saçma sapan mistik şeylere inanmaya başlıyorlar. Bu palavraları dinleyip neden değerli zamanımızı boşa harcayalım? Ay sen çok pislik bir insansın. Kimse bunu beklemiyordu ama Lima birden masadan fırladı. Bu şekilde nasıl konuşursunuz? İşime layık olmadığımı mı söylemek istiyorsunuz? Peki siz Bayan Kan'ın bize söylediği saçmalıklara inanıyor musunuz? Bay Rose, aşırı tepki gösteriyorsunuz. Sakin olun. Onu savunuyor musunuz kaptan? Siz de mi karanlık enerjiye, önsezilere inanmayı tercih ediyorsunuz? Bence birbirimize saygı göstermeliyiz. Doğru ve saygı görmediğim bir yerde çalışmak istemiyorum. Lima'yı destekle, kendin için endişelen. Kadın dayanışması. Sana katılıyorum, bu kadarı da fazla. Daha iyi muameleyi hak ediyoruz. Biz de daha iyi bir çalışanı hak ediyoruz. Emmet. Yatan sessizce bizi izliyordu. Ben buna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Hadi gidelim buradan. Sizse, öfkeden yüzü kızaran Rose'a sert bir bakış attım. Profesyonel olduğunuzu zannediyorsunuz ama zerre değilsiniz. Umarım davayı kendi başınıza araştırmak için yeterli beceriye sahipsinizdir. Lima ve ben arkamıza bakmadan dışarı çıktık. İnanamıyorum. Nasıl olur? Böyle şeyleri bize nasıl söyler? İyi iş çıkarmamış mıydık? Olay iş değil. Kendine göre tutumları ve önyargıları var işte. Anlıyorum ama tartışmanın zamanı ve yeri miydi? Bilmiyorum Lima. Aklından ne geçiyorsa artık. Kız hayal kırıklığı içinde başını salladı. Dişlerini sıkarak çalışmak pek de hoş bir şey değil. Belki de her şey kendiliğinden çözülür. Neyse, daha da fazla bunları düşünemem. Zaten başım ağrıyor. Sonra görüşürüz Amala. Sen de kafana takma. Rose buna değmez. Evet, teşekkür ederim. Vedalaştık. Sakinleşmeye çalışarak caddede yürüdüm. Şimdi şu sorularla karşı karşıya kalmıştım. Bundan sonra ne olacak? Bu şekilde birlikte çalışmaya devam edecek miyiz? Yoksa bu bir tür dönüm noktası mı olacak? Beni şikayet ederse geri gönderilebilirim. Veya beni davadan uzaklaştırırlar ve o zaman herkes geri dönene kadar ben öyle işsiz işsiz Kalküta'da kalmak zorunda kalırım. Hayır, olmaz öyle. Zaten en kısa zamanda Kiran'ı görmem gerek. Burada ya da evde hiç fark etmez. Eve yaklaşırken yatmadan önce ne yapacağımı düşündüm. Belki çaldığım o kitabı okurum. Yeni bilgiler beni bu kavga olayından uzaklaştırır. Onu, kitabı nereye koymuştum? Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. En son o kitabı nerede gördüm? Burada mı gördük? Aman tanrım, bu Hud saldırısından sonra kitabı kaybetmiştim. Eve koştum. Merdivenleri çıkıp ikinci katın koridoruna fırladım. Çabucak tüm köşelere baktım. Sandalyelerin ve masaların altını yokladım. Kitap yoktu. Panik olmaya başladım. Hayır, hayır.
Kaybetmiş olamam. Onu odamın bir yerine koymuş ve unutmuş olabilir miyim? Arkamda ayak sesleri duyuldu. Arkamı döndüm ve karşımda Bayan Chuan'ı gördüm. Amala geç kaldın. Akşam yemeğine yetişemedin. Ben sana iyi çağırayım mı? Senin için sofrayı kursun mu? Hayır, sorun değil. Zaten iş arkadaşlarımla yemek yedim. Endişeli görünüyorsun. İşle ilgili bir sorun mu var? Pek sayılmaz. Bir şey kaybettim de. Ya, neyi? En sevdiğim kitabı. Bayan Chuan hafifçe gözlerini kısarak etrafına baktı. Ellerini açtı. Bilmiyorum kızım. Sana temizlik yaparken bir şey bulsa söylerdi. Ne tür bir kitaptı? Kayıtsız bir ses tonuyla dedim ki artık önemli değil. Aklımdan bir düşünce geçti. Bayan Chuan, size bir şey sorabilir miyim? Amrit Dubey, bu ismi hiç duydunuz mu? Evet, Dubey ailesi Kalküta'nın en saygın ailelerinden biri. Aryan o ailenin bazı üyelerini tanır. Çok güçlü bir aileymiş. Varisleri büyük umut vaat ediyormuş. Peki teşekkürler. Koridordan çıkarken Priyanka Chuan bana çok dikkatli bir bakış attı. Kitabı odamda da bulamadım. Belli ki kitap kayıptı. Salon onun çığlığıyla doldu. Tek bir ismi tekrar eden seslerin korosu bile bu yürek parçalayıcı çığlığı bastıramadı. Ateş bedenini ve ruhunu arındırsın. Bırak su yaptığın vahşeti temizlesin. Kırmızılı adam kollarını bir orkestra şefi gibi havada sallıyordu. Ve onu çevreleyen siyah pelerinli insanlar mantrayı söylemeye devam ediyordu. Bu adam onları yönetiyordu. Daşa Mahavidya adına kurban verilsin. Bize hükmeden yüce kalenin uğruna. Salonun ortasında işkenceler içinde kıvranan adamı sürüklediler. Korkmuş görünüyordu. Dövülmüştü. Gözlerinde hayvani bir dehşet vardı. Rose! Yuma ve Amala'ya yaptığı çıkıştan sonra cezalandırılıyor herhalde. Seyiriyordu ancak birkaç çift el onu sıkıca tutuyordu. Kaçma şansı yoktu. En yüksek ilim, en büyük yanılsama, en ulvi zeka ve tefekkür sensin. Herkesi lanetle, kaderini alçak gönüllülükle kabullen. Lütuf puanı alalım. Dudaklarını sıkan Emmet gözlerini kaçırdı. Elleri titriyor, içindeki umutsuzluk duygusu büyüyordu. Yüce Tanrıça ve Büyük Şeytan, bu hediyeyi kabul et. Yabancı adam bir bıçağı çıkardı. Bu bıçak çok insanın kanını dökmüştü. Emmet artık anlıyordu. Bunlar hayatının son dakikaları. Kısa bir darbe, bıçağın parıltısı, bir anlık acı, ağızda metalik bir tat ve karanlık. Ay çok kötü ya. Birden yatağımda doğruldum. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kulaklarım zonkluyordu. Zorlukla nefes almaya çalışıyordum. İçim korkuyla doluydu. Sanki hala o korkunç tapınağın salonunda duruyor, kurban ediliyormuşum. Sırt ve boynum terlemişti. Saçlarım iğrenç bir şekilde alnıma yapışmıştı. Ah tanrım. Gözlerimi ovuşturarak kendime gelmeye çalıştım. Bu tür rüyalar beni bitiriyor. Bana işkence gibi geliyordu. Uyku dinlendirmiyor. Endişe getiriyordu. Neydi bu böyle? Rüyamda ne gördüm? O an kapı çaldı. Kapıyı çalan kişi çok sabırsız ve telaş içinde olmalıydı. Hanımefendi, hanımefendi lütfen kalkın. Tüm iş arkadaşlarınız burada. Ah hayır, içimde ne kötü bir his var böyle. Dışarı çıkmadan önce hızlıca kendime çeki düzen verdim. Alt kata indiğimde Lima, Killian ve Ratan'ı gördüm. Bana endişeyle bakıyorlardı. Kaşlarımı çattım. Ne oldu? Neden bu kadar huzursuzum? Herkes susuyordu. Killian öne çıktı. Amala, çok kötü haberlerimiz var. Bugün şafak vaktinde yerel polis başka bir ritüel cinayeti daha bildirmiş. Öldürülen Emmet Rose'muş. Yani cinayeti araştırırken o cinayetlerden birine kurban gitmek. Dehşet verici.